Şimdi hani kumpas deniliyor abi. Şimdi yayına girmeden önce çok kritik bir isimle konuştum. Kritik bir isimdi İyi Parti açısından. Şu anda kritik bir isim değil. Bu kadarını söyleyebilirim. İyi Parti çevresinden bir isim ve dedim ki ne diyorsunuz buna? Yıllardan beri tanıdığım, görüştüğüm bir kişi dedi ki bu direkt operasyon dedi. Dedim nasıl operasyon? Yani İyi bu Parti'den o. İyi Parti'de kritik bir isimdi şu Fazla anda değil. kurcalama Evet abi. abi Ben bu kadar anladım da sen söylüyorum. Bu fazla kadar çok söylüyorum. karmaşık bir iş olabilir Evet. sonra. Ve dedi ki bu bir operasyon dedi. Dedim bu yorum mu bilgi mi? Bilgi dedi. Son 2 seneye bakarak bunun bilgisini sana çok rahat verebiliyorum dedi. Oo. Evet. Şimdi Çok abi. önemli. Şimdi açmasını Hipotezleri söyledim. doğruluyor yani. Evet, açmasını söyledim. Yani açar mısınız? Ne diyorsunuz? Şuna işaret etti abi. Bak, hiç kimse çok kişi tartışmıyor. Faruk Aksoy. Faruk Aksoy kim? Endiyar'ın sahibi. Endiyar kimdi abi? AKP'nin seçim programını, seçim stratejisini biliyorsunuz 15 Temmuz'da vefat etti Erol Olçak. Erol Olçak'la birlikte oluşturan iki temel yapıydı. Doğru mu? Erol Olçak'ın vefatından sonra Faruk Aksoy bunu tek başına üstlendi. AKP'nin tek başına seçim programını yapan bir isimden bahsediyoruz. Tamam, ne alaka Şimdi şimdi İYİ Parti'yle? Faruk Evet. Aksoy ne yaptı abi? 2021 yılında İyi Parti'ye transfer oldu. Hatta birçok yerde şöyle haberler geçti. AKP'den İyi Parti'ye Faruk Aksoy'du, Faruk Saraç diyeceğim diye düşündüm. yok, yok, yok. Faruk Aksoy'a. Okey. AKP'den İyi Parti'ye derin transfer diye haberler yapıldı. İyi Parti ve Faruk Aksoy da çıktı, bunu açıkladı. Yani açık açık. Özür dilerim, Faruk Acar. Faruk Ha Aksoy işte diyorum ya. Acar. Faruk Aksoy değil Acar. abi. Niye kafa karıştırıyorsun ya? Faruk Acar. Gazeteci değil miydi Faruk Aksoy? Faruk Faruk Hoca gazeteci normal değil. gazetecilik de yapıyor. Yani ekranları çıkıyor ama Endiyar şirketinin, kamuoyu anket şirketinin sahibi. Bu AKP'nin seçim programını yapan isim Erol Olçak'la birlikte. Erol Olçak'ın vefatından sonra tek başına bu seçim programını yöneten isim. Buna dikkat çekti. Görüştüğüm kritik isim. Ve dedi ki onun eski açıklamalarına bir bakın dedi. Ben de baktım. Dedim ki ne demiş? Eski katıldığı bazı programlarda diyor ki hatta yani öyle ileri gidiyor ki ben Erdoğan ailesi içerisindeydim diyor. Hatta bunu ben nasıl açıklayacağım diye düşündüm Erdoğan'a. Sonra da ben bunu bir vasıtayla Erdoğan'a ilettim. O da bana tepki gösterdi. O bende kalsın diyor. Sonra devam ediyor. Diyor ki ben bir cumhurbaşkanıyla çalıştım ve yeni bir cumhurbaşkanıyla çalışacağım. O yüzden İyi Parti'deyim diyor. Şimdi kısa bir süre sonra Faruk Acar'ın bu açıklamasından abi kısa bir süre sonra Akşener açıklama yapıyor. Diyor ki ben başbakan olacağım. Kısa süre sonra. Şimdi soru şu. Akşener kimin başbakan olacak? Şimdi bunu Faruk Acar'ın bilgisi dışında söylemiş olabilir mi? Seçim programını tamamen Faruk Çok Acar'a önemli. emanet etmiş. Çok önemli. Tamamen. Yani bu o kadar kritik ki ve abi bir süre sonra İyi Parti'den yine bir bilgi daha vereceğim ben. Onu da söylüyorum. İyi Parti'den çok önemli bir açıklama daha Sesli bir geldi. eko var diyorlar ama. Yani mikrofon Barış! burada ama Barış da gitti. geliyor diye düşünüyorum şu anda. Evet, devam et. Evet. Bir süre sonra abi 29 Temmuz 2022'de gelmeden önce biraz önce baktım. Çoğu kişi bu ismi bilmeyebilir. İlteriş Ergun diye bir isim var. Ergun soy ismi size tanıdık Yankı geliyor geliyor olabilir. ya. Abi İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'un oğlu. İlteriş Ergun. Bir şey yapıyor. Paylaşımda bulunuyor. Diyor ki biz 29 Temmuz 2022'de geçen seneden bahsediyorum. Biz artık çoklu aday stratejisine geçmeliyiz diyor. Tekli aday çözüm değil diyor. Çoklu adaya geçelim diyor. Ve bu o günden bu yana İyi Parti'de buna dönük hazırlıklar yapılıyor falan. Şimdi Barış iki yorumlara tane çok bakıyor önemli mu? dönemimiz var. Tekrar söylüyorum. Faruk Acar'ın Hacı Cumhurbaşkanı bak ile diyor. çalıştım, Yorumlara Cumhurbaşkanı ile çalışacağım letterlikleşiyor diyor demesi, lan. 2 gün sonra Akşener'in ben başbakan olacağım demesi, bunun Faruk Acar'ın dışında bu açıklama yapamayacağına göre acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mı başbakanı olacak soru işaretlerine neden olması ve aynı şekilde İyi Parti'de çoklu aday stratejisinin hayata geçmesi mi? Bana bunları anlattı. Ben de bunları aktarmış oldum. O kritik isimler. Şimdi bu anlattığın özellikle birinci olay Faruk Faruk Hoca'nın. Acar. Faruk Acar çok çok önemli bir isim.
Faruk Acar aynı zamanda şeye de çok yakındı. Hani şu Erdoğan süpürmeyin. Cüneyt Sapsu'ya da çok yakın. Cüneyt Sapsu'nun da aynı zamanda projelerini yapıyor. AKP'nin yıllarca reklamlarını ve altyapılarını, PR'ını, PR diyorlar ya ona, tanıtımlarını hepsini yapanlardan birisiydi gerçekten. Bu söylediği şey çok önemli. Ve şu anda İYİ Parti'nin daha önemlisi... İşte başından beri söyletmiyorsunuz ama İYİ Parti'nin en önemli isimlerinden birisi, bu kişi açık açık diyor ki partimiz operasyon yaptı. Bak bu asıl bomba haber bu. İYİ Parti'nin önemli bir ismi. Kritik bir ismiydi. İsmiydi. Evet. İyi Parti çevresinden ve tarihine göre geçer.